Evet, açılış konuşmalarını yapmak üzere Kepez Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Birol Arslan'ı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Çanakkale Belediye Başkanım, kıymetli misafirlerimiz ve çok değerli Kepezler. Çaviz Kepez İstasyonları açılış törenimize hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün açılışını yapacağımız Çaviz Kepez İstasyonları ile Çaviz abonelerini Çanakkale ile Kepez'in her yerine kesintisiz ulaştırmayı sağlayacağız. Çanakkale ve Kepez artık et ve tırnak gibi oldu. Kepez'den Çanakkale'ye giden öğrenci kardeşlerimiz var. Kepez'den Çanakkale'ye giden, iş yerlerine giden vatandaşlarımız var. Yine ayrıca Çanakkale'den Kepez'e, iş yerlerine, hastaneler bölgesine, SGK'ya, diş hastanesine gelen hemşerilerimiz var. Hayatın her alanında esasında beraberiz. Değerli katılımcılar, az sonra imzalayacağımız Çaviz protokolü ile sadece akıllı bisikletleri Kepez'de kullanmak için hazırlanmış bir protokolü imzalamayacağız. Bundan sonra da Çanakkale Belediyesi ile Kepez Belediyesi birlikte atacağı ortak adımların ve iki belediyenin birlikte yaratacağı sinerji ile atacağımız imza protokolünü bundan sonraki çalışmalarımızın da adımını atacağız. Birbirlerinin içine geçmiş iki kentin belediyeleri bundan sonra da halklarının mutluluğu faydasında birlikte hareket edeceklerdir. 31 Mart öncesinde şöyle demiştim. Hiçbir kurum ile kavga etmeyeceğiz. Ve ayrıca da şöyle demiştim. Çanakkale Belediyesi'nin etinden, sütünden, tüyünden her şeyinden faydalanacağız demiştim. Ve 31 Mart seçimlerinden sonra Çanakkale Belediye Başkanımızın talimatıyla Çanakkale Belediyesi'nin bilgilerinden, tecrübelerinden teknik destek olmak üzere, başta olmak üzere eksik olduğumuz tüm konularda Çanakkale Belediyesi'nin desteğini almaktayız. Bu alanda Çanakkale Belediye Başkanımız, ağabeyim, öğretmenim, Sayın Ülgür Gökhan başta olmak üzere belediye başkan yardımcılarımıza, bürokratlarımıza ve Kepez Belediyesi'nin tüm bürokratlarına, tüm belediye meclis üyelerine buradan ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikten kuvvet doğar. Baş başa vermeyince taş yarın yerinden kalkmaz. Bu atasözlerin hangi durumlar sonucunda ne zaman söylendiği bilinmese de ortak mesajı takım olmaktır. Artık iki ekibin üyeleri bir araya gelmiş ve daha büyük bir bütünü oluşturmuştur. Bu ekip üyeleri birbirlerini tamamlıyor. Tıpkı Esenler'de Çaviz'e binen bir hemşerimiz Kepez plajında bisiklet istasyonuna bisikletini bırakarak Kepez plajında denize gireceği gibi bu mutlulukları çoğaltacağız. Bugün çok mutluyum. Çok güzel işlere imza atıyoruz. İstanbul'da olduğu gibi Çanakkale'de, Kepez'de, ülkemizde her şey çok güzel oluyor. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Destekleri için Çanakkale Belediye Başkanımıza, kıymetli bürokratlarına çok teşekkür ediyorum. Çaviz, Kepez'imize, beldemize hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hem Kepez'in hem Çanakkale'nin meclis üyeleri, çok saygıdeğer çalışanlar, Kepez halkının ve Çanakkale halkının değerli üyeleri. Bugün burada Kepez belediyemizde, yani kardeş belediyemizde yine bir ulaşım alanında işbirliği protokolü imza töreninde beraberiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Biliyorsunuz Kepez Belediyesi ile ulaşımda da, genel ulaşımda da beraberiz. Birlikte hareket ediyoruz. İnşallah bundan sonra o ulaşım alanında da
daha geniş işbirlikleri yapacağız. Ben hatta başkanı teşvik ediyorum, otobüs al, sen de bu şeyden yararlan diye teşviklerim de var. Yine bu bağlamda nüfuslarımız artıyor. Onun için bütün güzergahlar ya da bu güzergahlardaki ortak sorunları da birlikte ilgili bürokratlarımız işbirliği içerisinde çözme noktasında çaba gösteriyorlar. Ama bu arada da bizim 2016 yılından beri Çanakkale'de uyguladığımız ÇABİS yani akıllı bisiklet sistemini Kepez'de burada uygulamak için buradayız. Sayın Başkan'la bu konuda mutabakata varıldı. Çünkü biz zaten Güzelyalı Dardanus'a bunu planlıyor idik. Ama Kepez zaten buradan geçiliyor. Niye Kepez olmasın? Kepez zaten başlı başına bir akıllı bisiklet uygulaması yapabilecek büyüklükte artık. Bir de Çanakkale ile Kepez'in artık birlikte olmasını engelleyecek hiçbir şey yok. Tam tersine Çanakkale'de çalışan, çalışıp Kepez'de oturan, Kepez'de çalışıp Çanakkale'de oturan binlerce insanımız var. Öğrenciler var, üniversitemiz var. Burada oturan, üniversiteye giden öğrenciler var. Mesela bir girift, bir şeyimiz var, birlikteliğimiz var. Çünkü sınırımız belli değil. Yani sınırımız sorsanız çoğu insan nereden bu sınır geçiyor bilmez. Onun için her türlü yeniliği biz Kepez'de bundan böyle de paylaşacağız. Biliyorsunuz bizim duymuşsunuzdur. Geçen hafta bir Avrupa Birliği projesi gereği akıllı kentler üzerinde bir çalışmamız gereği Tarragona'ya gittik. İspanya'nın Barcelona'ya 100 km mesafede. Eski tarihi bir şehir. 136 bin nüfus. Onun da tam bir bizim kadar nüfusu var. Oraya gittik. Oradaki akıllı uygulamaları şey yapmak için. Biz de burada o çaba içerisindeyiz. Akıllı Kentler Platformu'nun bir üyesi olma yolunda gidiyoruz. Bu sistemde bir akıllı kent uygulaması onlarda da var. Ama biz onlardan, Barcelona'dan bile ilerideyiz. Barcelona'da gittik. Biz 2016'dan beri bunu takip ediyoruz. Ve biraz önce rakamlar verildi. Şu anda istasyon sayısı 21'e çıkmış durumda. Bunların ilk tanesi, üç tanesi Albrak. Aslında Albrak da bu normal şey arasında çok büyük fark yok. Yine orada aparatı kilitliyorsunuz, sonra başka birisi gelip oradan da o uygulamalarda şeydeki akıllı telefonlardaki uygulamaları indirmek suretiyle bu telefonları kiralayabiliyorlar. Ve istediği yerde bırakabiliyor. Oradan zaten bıraktığı belli oluyor. Sistem bunu entegre etmiş durumda. Ama ayrıca mesela bisiklete bindiniz, kaç kilometre yol yaptınız, ne kadar kalori harcadınız, hepsini de bu sistem içerisinde görebileceksiniz. Yani aldık, gittik, geldik, ne kadar yaptık, ne kadar enerji harcadık, kalori harcadık, hepsini görebileceksiniz. Yani teknolojiyi artık kentlerimize olabildiğince yerleştirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz otobüslerimizde kredi kartını okutmak suretiyle biliyorsunuz. Akıllı telefonları okutmak suretiyle biliyorsunuz. Ve biz Çanakkale'de bu ilk önce başka bir tek bankanın kartı geçiyordu. Kaç sene aşağı bayağı olur. 7-8 kaç? 2007'de denmiyor. Yani 12 senedir sistem yani kredi kartını okutmak suretiyle otobüsleri bilinme noktasında zaten bu kentte böyle bir imkan vardı. Bunları hep takip ediyoruz. Yani bütün teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz ve kentimize uyguluyoruz. Şimdi Kepez'e de bunlardan şey yapacağız. Yani Kepezli'nin de bunlardan faydalanması için birlikte hareket edeceğiz. Katkı vereceğiz. Biraz önce Sayın Başkan işte Çanakkale'nin etinden, sütünden, tüyünden yararlanacağız dedi. Şimdi size teşekkür ediyorum. Yumurtalar bize kaldı. İyi ki yumurtalar kaldı da. Çok teşekkür ederim. Yumurtalar bize. Yani kentlerimizi geliştirmek durumundayız. Sahillerimizi iyi hale getirmek zorundayız. Kepez'in de plajları malum. İşte Çanakkale'de, Güzelyalı'da, Dardanus'ta plajlar yapıyoruz. Yeni kordonlar yapıyoruz.
Yani hep beraber, birlikte, tabii ki imkanlarımızı, Çanakkale Belediyesi'nin bilgi imkanlarını, eleman imkanlarını, ya diğer alanlardaki imkanlarını elbette ki kullanacağız. Bir avantajımız var. Biz Birol Bey'le Sayın Başkan'la uzun yıllar birlikte çalıştık. Dolayısıyla birbirimizi yakinen tanıyoruz. Kuyumuzu, suyumuzu yakinen tanıyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda Kepez'i bir yerde şanslı görüyorum. İnşallah Kepez halkı bundan yararlanacaktır diye düşünüyorum. Ben öncelikle bu sistemin Kepez'lere hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah herkes kullanabilir. Özellikle gençler. Hatta biraz önce bir arkadaş dedi, bu bisikletleri dedi, şeyde gördüm dedi. Abide'ye kadar gitmişler gençler. Yani şunu alıp götürüyorsunuz. Şimdi şöyle bir sorular var. Bunu alıp getirmezsen olacak. O nerede olduğunu biz buluyoruz. GPS'i var şeylerin. Yani alıp da kümese koymak yok. Biz yakalarız onu. O bakımdan sıkıntı yok. Bir de her işin bir riski olacaktır. Elbette ki o konuda çok. Bu arada yeri gelmişken, Kepez'de halkını burada görmüşken, yani duyulur diye söylediklerimi söyleyeyim. Sayın Başkan'dan Kepez'in su konusuyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Yani biliyorsunuz sizin su sertliği konusunda sıkıntınız var. Bizde yeni arıtma tesisi başladı, devam ediyor. Onun sorunu da çözüldü. Kaynak sorunu da çözüldü. Ama biz önce bu suyun sertliğini giderici beraber bir şey yapacağız. Depo yapmamız lazım, depolarımızı yapacağız. Yani hızlı bir biçimde Kepez'de Çanakkale gibi daha güvenli bir suya kavuşturmak için çabamız olacak. Bu tesis olduktan sonra zaten hiçbir sorun kalmayacak. Direkt buraya onu vereceğiz ama önceden şu andan itibaren de iyileştirme çabalarına biz de destek veriyoruz. Sayın Başkan'a bu konuda desteğimiz, teknik desteğimiz, bilgi desteğimiz sürecek. Onun dışında işte vesile olmuşken sadece çabuk değil, hazır bulmuşken sizi, bunları da bir bilgi vermek isterim. İnşallah başkanım otobüs alacak. Bakalım ne oldu o sonuçlar, öğreneceğiz. Ve daha iyi hep hizmet, ulaşım hizmeti, diğer konulardaki hizmetler. Biliyorsunuz temizlik işlerimiz birlikte yapıyoruz. Şimdi artık temizliği de ortak hale getirdik. Yani Kepez ve Çanakkale bir arada bu süreci tamamlayacak. Yani illa bütün şehir olmak şart değil. Biz komşumuza her zaman destek olacağız. Yeter ki içerisinde, barış içerisinde olalım. Bir sıkıntı yaşamayalım, ikilik yaşamayalım. Çünkü biz hizmet için varız. Belediye başkanları siyaseti seçime kadar yapar. Seçim biter, siyaset biter. Bizim kapıdan girenler herkes bizim hemşerimizdir. Kim hangi partiden kim oy vermiş diye bakmayız. Sayın Başkan da bu anlayışta. Onun için önümüzdeki 5 yılda, geri kalan 4,5 yılda Kepez'in daha da çok geliştiğini göreceksiniz. Daha güzel, daha çağdaş, daha teknolojiyle buluşmuş bir belde olması. Aslında bana söylerseniz ben ilçe diyeyim ona. Sizin bu bağlamda talebinizi biliyorum. Hakkınız da, ilçe olma hakkınız da Türkiye'nin en büyük beldesinin ilçe olma hakkıdır diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir dönem geçiririz hep beraber. Sizler mutlu oldukça bizler de mutlu oluruz. Hepinize hayırlı olsun dileklerini saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam alalım geri.
Haydi bakalım. Hayırlı olsun. Lütfen. Hayırlı olsun. Evet. Aynen. Hoppa. Evet, değerli konuklarımız, açılış programımız burada sona ermiştir. Katılımınız için protokol üyelerimize ve siz sevgili halkımıza teşekkür ederiz. Önce kızlar diyoruz, sonra bakın.